Bugün kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği bir tarih. Dünyadaki bütün devletlerden, bugün ileri demokrasi diye tanımladığımız bütün devletlerden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının bu Cumhuriyet döneminde verildiği bir gün. Şimdi verildiği diyoruz, burası önemli. Ben kişi olarak üniversite hocalığım döneminde 15 yıl civarında üniversite hocalığı yaptım. Yıllarca kadınlar konusunda yan dal olarak çalışmış bir hocayım. Bu verilme sözü hep dikkatimi çekmiştir. Bunun arkasına baktığınız zaman şöyle bir konu ortaya çıkar. O da şu, işte Türkiye'de, Anadolu'da kadınlar hiçbir şey yapmadı. Kadın hakları konusunda bir mücadele vermedi. Ama Cumhuriyet kurulduğunda öyle icap etti. Atatürk bir büyük insandı. Dolayısıyla modern medeni dünya içinde yer almanın bir hedef olarak konduğu Cumhuriyet'in temel ilkelerinden birisi olarak dolayısıyla kadınlara da bu hakları verdi. Verdiği için de yani mücadele etmeden alındığı için bir görüş bu. Alındığı için de pek fazla kullanılamadı gibi eleştiriler olur. Bu bilimsel olarak yanlıştır. Çünkü dünyadaki bütün kadın hakları ve kadın konusunda yapılan bütün mücadelelerin Osmanlı döneminde de Türkiye'de belki şimdi yazılıyor, yapıldığını tarihi olarak biliyoruz. Eski bir İçişleri Bakanı gözüyle söylemeye çalışıyorum da işte dediğim gibi duymuyor insanlar. Birincisi, şimdi hayırsever iş adamı, bakın bir mantık var burada. Hayırsever iş adamı, rüşvet vermiş. Ondan sonra ben işte yalnızlık alamıyorum, kapalı alan korkum var demiş. Onları hep okuduk o zamanlar gazetelerde. Yani FETÖ sistemi dışında okuduk, hatırlayın. Neyse apar topar çıktı, öyle oldu, böyle oldu. Sayın Numan Kurtulmuş'un elinden ödül aldı. Ve itibarlı birinci sınıf cari açığımızı kapatmış bir arkadaş. Kardeşimiz haline geldi. Şimdi birinci soru şu. Bu arkadaş Türkiye'den nasıl gitti? Yani siz nasıl bir devletsiniz ki? Yani bu devleti nasıl hükümet ediyorsunuz ki bu devlete siz? Yani sonradan kendi ağzınızla söylediğiniz, şimdi yandaş basına bakarsak Sayın Kılıçdaroğlu'nun belgesinin dışında ben bugün sabahtan basın yani yandaş basını okuduğumda gördüğüm şey şu. İşte savam ajanı, hain, ondan sonra ABD'nin CIA ajanı, FETÖ'cü, kripto FETÖ'cü, yani olmayan şey yok. Bunlar kendileri söylüyor. Şimdi bunlar bu kadar kolay bunu yani bu yazan çizen takımı bunları söylüyorsa bu bilginin olması lazım zaten. Bunun adı ciddiyetsizlik. Şimdi ikinci bir konu daha var. Bunu da bu konuda da çok ısrar ediyorum. O da şu. Siz Amerika ile olan sistemi delmişsinizdir, delmemişsinizdir. Bunlar başka bir konu. Ama şimdi o mahkemede O itirafçı haline dönen, tanık haline dönen, şu anda önce Rıza'ydı, Reza haline almış olan hain, Savak ajanı, CIA ajanı, kripto FETÖ'cü olan şahıs, şimdi bir şeyler söylüyor orada. Ortaya çıkan şey şu, aşağı yukarı 80 milyar dolarlık bir hacimli bir iş yapılmış. Şimdi buradaki temel soru şu, yani niye İran'la alışveriş yaptın denmiyor. Ama sen niye İran'a altın üzerinden para göndermek yerine mal göndermedin? Üreticinin yaş sebze meyvesini göndermedin, tekstilden giyim kuşam göndermedin. Efendim inşaat malzemeleri üreten, satan kendi insanımızdan niye bunu göndermedin? Yani bu 80 milyar dolarlık alışveriş esasında Türkiye'de kalmamıştır. Bunu herkes kabul ediyor. Kendileri de dahil.
Şimdi bu hani var ya şey nerede kedi nerede dağa çıktı hikayesi. Şimdi dağ nerede yandı bitti kül oldu. Şimdi burada Türk milleti mağdurdur. Dolayısıyla Türkiye millet adına ya da şahıs yani kişiler adına bu üreticiler adına bu davaya müdahil olmak durumundadır. Yani işin böyle bir boyutu var. Burada özür dileyerek söylüyorum. Aldatılan, daha amiyane bir söz var da hep kadın olduğu için söyleyemedim. Söylemiş sayın. Yani bu işte çırak çıkan bizim üreticimizdir. Mesele yani yapılan iş şimdi reddediliyor mu? Evet. İran'la ticaret yaptık. Tamam. Hay hay yaptınız. Ya nereye gitti 80 milyar dolar? Peki herkesin söylediği gibi. Şimdi kimi şarlatan diyor, kimi dolandırıcı diyor. Tabii hepsi kabul. Kardeşim, tekrar dönüyoruz. Nasıl gitti? Nasıl gitti? Nasıl göz yumdunuz? Siz, yani sizin istihbarat birimleriniz ne iş yapar? Ancak bizim takip eder. Yani bizlerle ilgili mi alarm halindedir? Ve sonuçta Türkiye'nin öyle böyle itibarının iki paralık olduğu bir süreç yaşıyoruz biz şimdi. Bu itibarı yani düzeltecek olan kim? Sizsiniz. Onun için zaten bugün yandaş ve candaş arkadaşlara baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğinin yani bugün tekrarını, ikrarını gördüm ben orada. Doğrudur. Yani böylesini görünce bu arkadaşlar emin. Bu arkadaşlar İçişleri Bakanı'yla oturuyorlar. MİT Müsteşarı'yla ahbaplık ediyorlar. Cumhurbaşkanı'yla, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı'yla ve her yöneticisiyle bu gazeteciler oturuyor, konuşuyorlar. Yani bilmeseler yazmazlar herhalde. Yani bu kadar. Ama öyle bir şey var ki Türkiye bir bu taraftan da çok rezil oluyor. Dün Rıza Bey kardeşim bugün hain Reza oldu. Ve bu arkadaşların yani bu şekil değiştirmesinden bellerinde kesin şey vardır, kırıklık vardır.